Merhaba arkadaşlar. Bugün ısı sıcaklık konusunun ısıl dengeden devam ediyoruz. Sıcaklıkları farklı iki cisim bir araya konulduğunda cisimler arasında ısı alışverişi olur. Isı enerjisi sıcaklığı büyük olan maddeden sıcaklığı küçük olan maddeye aktarılır. Arkadaşlar zaten ısının bir enerji olduğunu ve daima alınabilen, verilebilen bir şey olduğunu, sıcak maddenin soğuk madde ısı verdiğini bileceğiz. Şekildeki bir görselimiz var. Burada x sıcak madde, y soğuk madde. Şekildeki gibi x'ten y'ye bir enerji aktarımı oluşuyor. Şekildeki yalıtılmış sistemde tx büyük ty olduğu için x'ten y'ye ısı geçişi olur. Cisimler arasında ısı alışverişi cisimlerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. Arkadaşlar burası önemli. Son sıcaklıklar eşit oluncaya kadar devam eder. İşte cisimlerin sıcaklıkları eşit olunca ısıl denge sağlanır. Yani ısıl dengeye gelmek cisimlerin son sıcaklıklarının eşit olduğu anlamına geliyor. Cisimlerin ısıl dengeye ulaştığı bu sıcaklık değerine denge sıcaklığı denir. Bu süreçte alınan ısı verilen ısıya eşittir. Bunu unutmayacağız. Daima alınan ısı eşittir Q verilen. Yani alınan ısı her zaman verilen ısıya eşittir. Isı enerjisi aktarılan bir büyüktür. Daima sıcaklığı büyük olan maddeden sıcaklığı küçük olan maddeye doğru aktarılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ısı enerjisini veren iç enerjisi büyük olan madde değil, sıcaklığı büyük olan maddedir. Ayrıca aktarılan sıcaklık değil, ısı enerjisidir. Çünkü ısı bir enerjidir. Denge sıcaklığı hesabı. Şimdi gençler burada bir sıcaklık zaman grafiği görüyorsunuz. Ne dedik? Sıcaklıkları farklı iki maddeyi yan yana koyduğumuz zaman ısı alışverişi olacaktı. Ve sıcak madde, soğuk maddeye ısı verecekti. Burada mesela Tx sıcak maddemizin sıcaklığı. Sıcaklığı daha düşük maddemizin sıcaklığına da TY dedik. Şimdi sıcak olan madde ısı veriyor. Isı verdikçe sıcaklığı azalıyor. TY olan sıcaklığı düşük maddemiz ısı aldığı için sıcaklığı zamanla artıyor. Ve bu alışveriş ne olacak? Denge sıcaklığına, şurada gördüğümüz denge sıcaklığına gelinceye kadar devam edecek. Şimdi alınan ısı verilen ısıya eşit olduğunu unutmayın demiştim. İşlemlerimizde çok kullanacağız bunu. Her zaman alınan ısı verilen ısıya eşittir. Şimdi sıcaklık değişimi olduğu zaman Q eşittir M çarpı C çarpı delta T bağıntımı kullanıyorum ısıyı bulurken. Hal değiştirme varsa sıcaklık değişimi olmazdı arkadaşlar. Cisimler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalırdı. Hal değiştirme olduğu zaman da ısıyı bulurken M çarpı L'den hesaplıyorduk. Burada sıcaklık değişimi olduğu için MC'de T'yi kullanacağım. Alınan diyor bakın. Formülü açtığım zaman X'in kütlesi çarpı X'in öz ısısı. Sıcaklık değişimi ise TX'ten T dengeyi çıkartıyoruz. Verilende de tam tersi. Şuradaki aralığı alıyoruz arkadaşlar. Evet, sıcaklıkları 10 santigrat derece ve 30 santigrat derece olan KL kaplarındaki sular karıştırılıyor. K kabında L kabından daha çok su vardır. Isıl denge oluştuğunda hangi sıcaklık değeri arasında olabilir diyor. Arkadaşlar, şimdi burada K kabında L kabından daha çok su vardır diyor. Bunlar aynı madde. C'leri aynı. Şimdi biz bu tip sorularda ısı sahasına bakacağız. Isı sahası M çarpı C'de, yani bir maddenin kütlesiyle öz ısısının çarpımı ısı sahasıydı. Eğer maddelerin ısı sahaları eşit olsaydı, yani MC çarpımları eşit olsaydı 10 artı 30 bölü 2'den 20 santigrat derece olurdu denge sıcaklığımız. Ne yapıyorum? Tam aradaki değer olması lazım. 10 ile 30'un arasında 20 oluyor, değil mi? Eğer ısı sahaları eşit olsaydı. Ancak bunların ısı sahaları eşit değil.
K'nin yani 10 derecelik suyun ısı sahası fazla olduğu için 20 ile 10 arasında bir değer almalı denge sıcaklığımız. Cevabımız 10 ile 20 arasında olacaktır. Evet. İşte sıcaklıkları T1, T2, nokta nokta TN olan ve ısı sahaları eşit olan N tane cismin denge sıcaklığını hesaplarken bu maddelerin sıcaklıklarının toplamını kaç tane ise o rakama böldüğümüz zaman ne yapıyoruz? Denge sıcaklığını hesaplıyoruz. Burada dikkat edin aynı madde bunlar su. 200 gram. Ne olduğunu anlıyorum. Isı sahaları eşit. Dolayısıyla bunlar karıştırılırsa neydi? T1 artı T2 bölü 2'den denge sıcaklığımı hesaplıyordum. Dolayısıyla 20 artı 40 bölü 2'den denge sıcaklığımız 30 santigrat derece olduğunu anladık. Burada da eğer işte kütlelerini vermiş, sıcaklıklarını vermiş, öz ısılarını vermiş ve denge sıcaklığını istiyorsa işte mc delta t'lerinin toplamını ısı sahalarının toplamına bölerekten de hesaplayabiliyoruz. Örnek bir sorumuz var. Düşey kesit şekildeki gibi olan KLM kaplarında H yüksekliğinde 20 santigrat derece sıcaklığında su vardır. Bu kapların boş kısımları 30 santigrat derece sıcaklığında sularla tamamen doldurulduğunda denge sıcaklıkları arasındaki ilişki nedir diyor sorumuz. Şimdi arkadaşlar ilk kabıma baktığım zaman ilk kabı düzgün bir kap. Yani üstüne dolduracağım, şuraya dolduracağım. 30 santigrat derece suyun miktarı ile alttaki suyun miktarı eşit. Yükseklikler de eşit, kesit alanlar da eşit. Dolayısıyla bunların ısı sahaları eşit. Isı sahaları eşit olduğu zaman 20 ile 30'un tam arasındaki değeri alacaktı. Yani 25 santigrat derecede dengeye gelir. Ancak L kabıma bakıyorum. Üstüne koydum, şurayı doldurdum. 30 santigrat derecede suyun ısı sahası daha az. Şunu bileceğiz. Denge sıcaklığı ısı sahası büyük olan maddenin sıcaklığına daha yakın olur. Şimdi eğer bunların ısı sahaları ilk şekildeki gibi eşit olsaydı 25 santigrat derece olurdu. Ancak 20 derecenin ısı sahası fazla olduğu için 20 ile 25 santigrat derece arasında bir değer almak zorundadır. M kabına bakıyorum. Bu sefer de 30 santigrat derecenin ısı sahası nedir? Daha fazla. Eşit olsaydı 25 olacaktı. Ama 30'un ısı sahası fazla olduğu için 25 ile 30 arasında bir değer alacak. Dolayısıyla bu da 25'ten büyük, 30'dan küçük olacak. O halde yazarsam TM büyüktür, TK o da büyüktür, TL diye sonuçlandırabilirim. Bir örneğimiz var. Sıcaklığı 80 santigrat derece olan 2 kilogram kütleli suyun sıcaklığını 40 santigrat dereceye düşürmek için bu suya 20 santigrat derece sıcaklığındaki sudan kaç kilogram eklenmelidir? Şimdi arkadaşlar bir grafik çizecek olursam. Grafiğim sıcaklık zaman. Zaman. Şimdi elimde 80 santigrat derecede bir su var. Bu suya 20 santigrat derecedeki sudan kaç kilogram eklersem ne yapıyor? 40 santigrat derecede denge sıcaklığına gelir diyor. O halde ne yapacak? 80 santigrat derecede maddem, sıvım ısı verecek ve sıcaklığı düşecek. 20'lik olan ısı alacak, sıcaklığı artacak ve bunlar 40 derecede dengeye gelmesini istiyoruz. Bu 2 kilogram, bu m kilogram. Şimdi daima ne demiştik? Verilen ısı eşittir alınan ısıya. Veren kim? Sıcaklığı yüksek olan madde. Sıcaklığı yüksek olan maddenin, bu arada arkadaşlar
Sıcaklık değişimi olduğu için m çarpı c çarpı delta t formülünü kullanacağım. Kütlesi kaç? 2 kilogram. Su olduğu için c sumuz 1 arkadaşlar. Sıcaklık değişimi şurası. Yani 80'den 40 dereceye geldiği için 80 eksi 40'tan sıcaklık değişimi delta t'miz 40. Alanın kütlesi m. Yine su olduğu için öz ısısı 1. Sıcaklık değişimi 20'den 40'a çıktı. 40 eksi 20 yaparsam 20. Buradan arkadaşlar 80 eşittir 20 m. Dolayısıyla m eşittir 4 kilogram çıkar cevabımız. Bir diğer örnekte deniz seviyesinde içinde 20 santigrat derece sıcaklıkta 300 gram su bulunan kabın içine 0 santigrat derece sıcaklıkta 200 gram kütleli buz konuyor. Denge durumunu bulunuz. Şimdi öncelikle 200 gram kütleli buzun eritmek için bakalım bu ısının, yani bu suyun sıcaklığı, ısısı, verdiği ısı yetecek mi? Şimdi arkadaşlar bir grafik çizecek olursam. Bakın. Suyumuzun sıcaklığı 20 santigrat derece. Buzun sıcaklığı 0 santigrat derece. Ne dedik? Daima verilen ısı eşittir alınan ısıya. Şimdi burada 20 santigrat derecedeki suyum ısı verecek. Buz arkadaşlar 0 derecede olduğu için direkt olarak hal değiştirmeye başlar. Çünkü buz ne yapıyor? 0 derecede erimeye başlıyordu. Isı aldığı anda erimeye başlayacak. Şimdi bu ısı verirken aynı zamanda buzum da ısı aldıkça eriyecek. Ve burada bakalım tamamı eriyebiliyor mu? Yoksa son durumda ne oluyor? Onu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar verilen ne? Veren kim? Su. Suyun kütlesi ne? Yine sıcaklık değişimi olduğu için ilk başta m çarpı c çarpı delta t'yi kullanacağım. Su ısı verdikçe sıcaklığı düşüyor. Yani şu bölgede m çarpı c çarpı delta t'yi kullanıyorum. Ancak alan buz. Buz hal değiştirdiği için sıcaklık değişimi olmaz ve hal değişim sırasında. Dolayısıyla m çarpı l erimeyi kullanacağım. Suyun kütlesi 300 gram. C su 1. Sıcaklık değişimi 20'den 0'a geliyor. Eşittir. Ne kadar buz eridi bilmiyorum. Tamamı eriyemedi. Erime ısısı da soruların altında olur 80. Buradan m'i çektiğim zaman arkadaşlar 75 gram buz eritebildik. 75 gram buz erir. Sonra başlangıç elinde 300 gram su vardı. Buzun da 75 gram su olduğu için 375 gram su 75 gram eridiği için buzun kalan 125 gram buz dengede kalır arkadaşlar son durumda. Bir örneğimiz daha var. Şekildeki boş kap özdeş ve sırasıyla 10 santigrat derece ve 70 santigrat derece sıcaklığında su akıtan KL muslukları ile dolduruluyor. Kap yarı yüksekliğine kadar doldurulduğunda L musluğu kapatılıyor. Ve kabın geri kalan kısmı K musluğuyla dolduruluyor. Kabın tamamını dolduğunda kaptaki suyun denge sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Şimdi ben ilk başta yarısı doluyor. Daha sonra yarısı doluyor. Hatta ilk yarısı iki farklı musluktan akan sularla dolduğu için toplam yüksekliğe 4H demek istiyorum. Şimdi toplam yüksekliğim 4H. Ama bunun yarısı K'den hatta şöyle söyleyeyim. 2H'ı burada. Arkadaşlar yarısı ikisiyle beraber doluyordu. H, H. Şöyle 4H dediğim zaman H, H. Burada ilk yarısı ikisiyle ve özdeş musluk olduğu için bunlar
alttaki haçlık kısmımı 70 santigrat derecede sudan, bir üstünde 10 santigrat derecede sudan ilk başta doldurur. Daha sonra bu 70'liği kapatıyoruz. Kalan kısmı kimle doluyor? Kemosuyla, yani 10 santigrat derece akıtan muslukla doluyor. Dolayısıyla aynı madde ve hacimleri oranında kütlelerini oranlarsak M diyebilirim. Sonra şunu biliyorum. Her zaman neydi? Verilen ısı eşittir alınan ısıya. Veren kim? Sıcaklığı fazla olan. Sıcaklığı fazla olan kütlesi ne kadar? Yani 70 derecenin kütlesi M kadar. Çarpı su olduğu için özü 1. Sıcaklık değişimi 70'ten denge sıcaklığına gelecek. Dolayısıyla 70 eksi T denge derim. Eşittir alan kim? 10 derece. 10 derecelik suyun kütlesi 3M kadar. Çarpı öz ısım 1. Sıcaklık değişimi. Bu sefer T'den 10'u çıkartıyoruz. Denge sıcaklığından 10'u çıkartırsak dengeyi bulurum. Burada arkadaşlar işlemlerimi yaptığım zaman ne oldu burada? M'ler sadeleşti. 70 eksi T eşittir 3T eksi 30. 100 eşittir 4T. Denge sıcaklığımız 25 santigrat derece olarak hesaplanır. Bir diğer sorumuz. Deniz seviyesinde içinde 40 santigrat derecede 80 gram su bulunan bardağın içine 0 santigrat derecede 20 gram buz konuluyor. Son durumda bardaktaki suyun denge sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Şimdi arkadaşlar burada yine bir grafik çizelim. Sıcaklık, ısı ya da zaman grafiği. Şimdi arkadaşlar elimde ilk başta 40 santigrat derecede ne var? 80 gram buz var. Sonra 0 santigrat derecede yani tam hal değiştirme sıcaklığında buzumuz var. Bu ısı verdikçe buz erimeye başlıyor. Buzun bir kısmı eridikten sonra ne yapıyor? Hala ısı vermeye devam ettiği için sıcaklığı artmaya başlıyor eriyen buzun. Yani su oldu artık. Buz kalmadı. Daha sonra bunlar şöyle bir denge sıcaklığında dengeye geliyorlar. İşte soru bize buradaki denge sıcaklığını soruyor. Buz kısmını kırmızı ile göstereyim. Farklı bir renk olsun. Şurada. Evet. Şimdi işlemimizi yapacak olursak neydi? Her zaman alınan ısı verilen ısıya eşitti. Burada kim aldı? Buz aldı. Şimdi ilk başta hal değişimi var arkadaşlar. Şu bölgede hal değişimi var. Yani M çarpı L erimeyi kullanacağım. Şurada da sıcaklık değişimi olduğu için M çarpı C çarpı delta T'yi kullanacağım. Bu alınan kısmı. Yani M buz çarpı L erime artı M buz artık eridi su oldu ya. M çarpı C çarpı sıcaklık değişimimiz delta T'yi kullanacağım. Eşittir. Kim verdi? 40 derecelik 80 gram su verdi. Yani M su çarpı C su çarpı sıcaklık değişimi. O halde biraz daha açacak olursam buzumuzun kütlesi 20 çarpı erime ısımız 80 artı yine 20 gram su oldu. 20 çarpı suyun özü 1 çarpı sıcaklık değişimi arkadaşlar sıfırdan T'ye çıktığı için sıcaklık değişimi T. Eşittir suyun kütlesi 80 çarpı özü 1. Sıcaklık değişimi 40'tan T'ye düştü. Dolayısıyla 40 eksi T yazarım. Her tarafı 20'ye bölersem şurada her tarafı 20'ye bölersem burada 4 kalır. İşlemimi yaptığım zaman 80 artı T eşittir 160 eksi 4T 5T eşittir 80 T eşittir 16 santigrat derece çıkar cevabımız.